arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel ipimle güzel bir örgü modeli yapılışını anlatmaya çalışacağım. Bebeği kullanacağım arkadaşlar bu şekilde. 3 numarada şiş kullanacağım. Şöyle lastiğimi hazırladım. ilmek sayılarım da arkadaşlar bu şekilde tarif edeceğim her bir model için şöyle göstereyim 2 4 6 8 bu birinci modelim 2 4 6 8 ikinci modelim 2 4 6 8 üçüncü modelim artı iki tane de ilmek attım bu şekilde üç tane modelden göstereceğim sizlerde ne yapacaksanız yelekse arkadaşlar ona göre ilmeklerinizin sayısını atabilirsiniz bebek yeleğidir süveteridir bu şekilde çeketidir Buradaki ilmek sayılarınızı 8'in katları. Her bir model için 8 ilmek atıyoruz. Daha sonra kenarda 2 tane ilmek de fazladan atıyoruz. lastiğinizde arkadaşlar kendi zevkinize göre lastiğinizi de hazırlayabilirsiniz. Ben model için bir ters bir düz olaraktan hazırladım. Hemen modelimizi kuralım. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Yanındakini ters ördüm. Her bir modelin arasında iki tersimiz olacak arkadaşlar. Şimdi modele geldim. Bakın. Şişimin başına iki kez doluyorum. Daha sonra örüyorum. Arada dört tane ilmek örüyorum düz. 1 2 3 4 Yine bunu saracağım arkadaşlar. Bir, iki kere sardım. Çıkardım. Aralarda her bir modelin iki tane ters olacak. Bu iki tane tersim arkadaşlar. Başta iki kez sardım. Sonda da modelimin iki kez sardım. Arada dört tane de düz ilmeğim var. Şimdi iki tane ters yapıyorum. Diğer modele geçerken. Bir, 2 2 tane tersimi yaptım tekrardan modele geçiyorum baştakini saracağım sondakini de saracağım arkadaşlar arada 4 tane düzüm olacak şişimin başına 2 kez sardım ilmeğimi çıkarttım 4 tane düz örüyorum 1 2 3 ve 4. Şimdi yine sarıyorum arkadaşlar. 2 kez. 1 2 kez doladım. Şişimi çıkarttım ilmeğimin içinden. 2 tane tersimi örüyorum. 1 2. Şimdi yine modelimi kuracağım. İlmeğimi İçinden böyle şişimi çıkarttım, bir iki kez sardım ilmeğimin içinden tekrar çıkarttım. Dört tane düzümü örüyorum. Bir iki üç ve dört. Dört tane düzümü ördüm. Şimdi iki kez başına şişimin doladım ilmeği içinden çıkarttım kenardakileri de ters örüyorum ve bu sıra bu şekilde gidecek şimdi modeli örgümün düz yönünden kurdum ve çeviriyorum örgümün tersine baştakini örmeden alıyorum burada iki tane tersim vardı şimdi bunları düz öreceğim arkadaşlar modellerimi ters tersi ters düzü düz öreceğiz ip önde ipim bakın önüme attım buradaki sardığımı örmeden diğer şişime aktardım ve bıraktım aradaki dört tane tersimi örüyorum dört İpim önde bana doğru bakın Şimdi sardığımı bırakıyorum örmeden diğer şişimde. Aradaki 1 2 tersim örüyorum. Düz ördüm. Şöyle düz öreceğim. Pardon, ters ördüm. Şimdi düz örüyorum iki taneyi. Bakın şimdi bunu bırakıyorum aradaki 4 taneyi ters öreceğim arkadaşlar 1 2 3 4 ipimi önde ilmeği bırakıyorum örmeden diğer şişime çıkarttım burada iki tane tersim vardı Bunlar şimdi düz bunları düz ördüm ipimi önde sardıklarımı çıkarttım. 1 2 3 ve 4. İp önde sardığımı çıkarttım. Örmeden diğer şişimi aldım. Kenardaki ilmeklerimi örüp çıkıyorum. Çeviriyorum örgümü. Örgümün düz yönündeyim. baştakini örmeden alıyorum. İki tane tersim oldu arkadaşlar. Bu bıraktığım iki sarıp da bıraktığımı bu şekilde alıyorum. Bakın bunu aldım. Bunu şöyle tutuyorum. Kaçmasın diye iki taneyi düz örüyorum. Şimdi tuttuğum ilmeğimi örüyorum. İki taneyi bırakıyorum. Bu şekilde tutuyorum. Bu bıraktığım ilmek arkadaşlar. Bunu örüyorum. Daha sonra tuttuğum iki tane ilmeklerimi öreceğim. 1 2 Şöyle göstereyim bakın. Modelimiz kurulmaya başladı. Çok güzel bir model. 2 tane ters ördüm. Daha sonra bu örmediğim ilmeği alıyorum, tutuyorum. Bu iki taneyi örüyorum. 1 ve 2. Hemen bakın bu ilmeğimi öne getiriyorum 2'nin önüne bunu örüyorum. Daha sonra bu bıraktığımı da şöyle ikisini tutuyorum. Bunu örüyorum tuttuklarımı da örüyorum düz ördüm şöyle göstereyim bakın iki tane tersimi örüyorum bir iki bıraktığım ilmeğim arkadaşlar bunu tutuyorum şimdi iki tane düzümü örüyorum daha sonra tuttuğumu bakın ortaya getirdim bunu örüyorum tuttuğumu örüyorum daha sonra bakın bu iki tane ilmeğim var bu bıraktığım model çok kolay önce bunları örmeden tuttum bıraktığımı öne getirip örüyorum daha sonra bu iki taneyi düz örüyorum düz ördüm bunu da düz ördüm kalan ikiye ters ördüm ve bu sıramı da bitirdim modelimiz belli oldu şimdi bir model daha yapacağız daha çok belli olacak İnşallah hemen örgümü çevirdim başladığım örgümü örmeden aldım baştakini bu şekilde düz ördüm şimdi hepsini tersi ters düzü düz burada 6 tane ilmeğin model arkadaşlar Bakın bu iki ters 2 4 5 6 tane tersim var arada iki tane düz Altı tane tersimi örüyorum. Arada iki tane düzüm var. Bunlar da diğer yönden ters arkadaşlar biliyorsunuz. Bu sırada tersi ters, düzü düz örüp sıranın başına çıkıyorum. Kalan ikimi düz örüyorum. Çeviriyorum. şekilde. Baştakini örmeden alıyorum. Yanındakini ters ördüm. Şimdi modeli kuruyoruz arkadaşlar. Buna takıyorum tığımı. Bir, iki kere sarıp çıkartıyorum. Bir, iki, üç, dört tane düz örüyorum. Buna sarıyorum. Şöyle 1 2 çıkarttım. Arada 2 tane tersim var. Sarıyorum, çıkartıyorum. Düz örüyorum 4 tane 1 2 3 4. Buna sarıyorum. 1 2. Yine bir aşağıda yaptığım gibi arkadaşlar. Bakın. Şöyle tarif edeceğim. 2 tersim var. Burada modelim 6 ilmekten oluşuyor. Baştakine sondakine sarıyoruz 2 kez. Arada 4 tane ilmeğim var. Sardığım 5 sondaki 6 arkadaşlar. Başa sardım. Arada 4 ilmek sondakini de sardık 2 tane. Şimdi arada 2 tane tersim var. Tersleri ördüm. Düze geldim. 2 kez sarıp çıkartıyorum. Arada 1, 2, 3, 4 tane düzümü ördüm. Sondakini iki kez sardım, çıkarttım. 2 tane tersimi örüp bu sıramı bitirdim. Örgümü çeviriyorum. Örgümün ters yönündeyim. Baştakini örmeden alıyorum. Yanındakini ördüm. İpim önde. Bunu bırakıyorum. Sardığımı bıraktım. Arada 4 tane tersimi örüyorum. 2, 3, 4. Bıraktım. 2 tane düzüm var. Düzümü ördüm. İpimi öne attım. Kendime doğru sardığımı bıraktım. Örmeden diğer şişme taktım. Arada dört tane ilmeğim var. Onları ters ördüm. Yine sardığıma geldim. ipim önde çıkarttım diğer şişime taktım arada iki tane düzüm var ördüm İpimi öne attım çıkarttım diğer şişime taktım örmeden 1 2 3 4 bunu da örmeden aldım şimdi iki tane düzümü örüp çeviriyorum baştakini örmeden alıyorum ters örüyorum şimdi bakın arkadaşlar bunu yine modelimizi kuruyoruz bunu alıyorum tutuyorum arada bir iki tane düzüm ördükten sonra bunu ortaya getiriyorum örüyorum şimdi bunu buraya getireceğim önce bu iki taneleri tutuyorum örmeden bakın bu bıraktığımı örüyorum daha sonra iki tanelerimi öreceğim. Düz ördüm bunları. Bir, ikiyi ördüm. İki tane arada tersimi örüyorum. Bir, iki. Bunu yine ortaya getiriyorum. Saldığım ilmeğim. İki tanemi örüyorum. Saldığım ilmeğimi de tuttum. ördüm. Bunları örmeden tutuyorum. Önce bakın doladığım ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bu tuttuklarımı tekrar şişime takıp örüyorum. Düz ördüm. İki tane de ters var. Tersimi örüyorum bunu tutuyorum iki tane düzümü örüyorum bir iki tuttuğumu hemen örüyorum kaçmadan daha sonra bu iki tanem var bunları tutuyorum bakın iki kere doladım örmediğim ilmeğimi getirdim orta yere bunlar ikisi orta yerde olacak yan yan dip dibe bunları da tekrar şişime takıyorum ve örüyorum. Çok kolay bir model. İki tane tersimi ördüm. Evet modelimiz bu şekilde. Ben bir tane de büyük parçada örmüştüm. Onu da göstereyim. Bu da arkadaşlar büyük parçada ördüğüm iki model anlattım. Gerçekten de çok güzel bir model. Çok da kolay arkadaşlar bu modeli kayınvalidem öğretmişti. Ben de sizlere anlatmak istedim. Dedi kendime yelek öreceğim. Çok hoşuma gitti. Sizlere anlatmak istedim. Bu şekilde bakın. Buğday başağı gibi harika duruyor. Rengi de bu modele çok güzel yakıştı. Sarı arkadaşlar. Sütlü kahve rengi de güzel oluyor. Denedik arkadaşlar. Kayınvalide yeleği yapabilirsiniz. Kendinize yelekler yapabilirsiniz bebek örgülerine çok güzel yakışır arkadaşlar. Sarı yaparsanız hem kız çocuğuna hem erkek çocuğuna çok güzel yakışacağını düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı, mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Kanalımda kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.